Merhaba arkadaşlar. Ekonomist dergisini hiç sevmem, nefret ederim hatta ama dünyanın geleceğini anlamak için de bir taraftan bakmak gerekiyor. Bunlar ne diyor diye. Standage 2024'e bakmış. 10 tane trend. Bununla ilgili özel bir sayı yaptılar. Her sene Ekonomist 2024 yani gelecek seneye bakar bu şekilde. Bazı şeyleri tuttururlar, bazı şeyleri tutturamazlar. Böyle biraz şüpheyle yaklaşmak lazım ama dünyayı da genelde iyi okurlar. Belli açılardan ben görüşlerine katılmasam da nefret etsem de bunlara bakarım yani ne yazıyorlar diye. Bakalım gelecek sene için neler söylemişler. Dünyanın çok hızlı bir dönüşüme girdiğini söylemişler. Global enerjide çok büyük gelişmeler var. Yapay zekada çok büyük gelişmeler var. İnanılmaz hızla gelişiyor her şey demişler. Orta Doğu'da durumlar karıştı. Ve her şey çok hızlandı diyor. Yani bir iki sene öncesine göre inanılmaz hızlandı her şey diyor. Birincisi ne demiş? Dünyanın çok büyük bir kısmında 70 tane diyor seçim olacak. 2024 seçim yılı olacak. 70 ülkede yani 4,2 milyar insan yeni seçimlere girecek diyor. Ama bu dünyanın yarısı diyor bu da. Yarısından fazlası. Ama diyor zannetmeyin ki diyor bu gerçek demokrasi. Bunların birçoğu diyor sahte seçimler ya da İşte sahte demokrasiler diyor. Bir sürü hile olacak diyor bu seçimlerde. Nasıl hile olacağını falan da söylemiş yani. O diyor, özellikle de otokratik ülkelerde ki Amerika'da bile biz görüyoruz yani neler dönüyor. Neler neler dönüyor. Bu seçimlerin hakkaniyetli olacağını zannetmek naiflik yani. Gene güç odakları istedikleri gibi atlarını koşturacaklar. Bakalım bu seçimler ne olacak? En önemlisi tabii Amerika'nın seçimi. Evet, ikincisi de bundan bahsetmiş zaten. Donald Trump seçilecek mi yeniden? Bu Biden Orta Doğu'yu o kadar karıştırdı ve İsrail'i desteğiyle o kadar mide bulandırdı ve o kadar salak bir adam ki. Yani biz ona umutla bakmıştık ama hayatımın yanılgılarından bir tanesi diyebilirim. Yani gerçekten batırdı adam her şeyi ya. Yani zaten ayakta duramıyor, yuvarlandı falan uçaktan. Geri zekalının teki yani. Donald Trump'tan kaçarken doluya tutulduk. Biden yani artık. Dolayısıyla Donald Trump'a geri dönülse mi acaba diye düşünen benim gibi pek çok insan var yani. Acaba Donald Trump daha mı iyiydi ya? Yani diye ben düşünmeden edemiyorum yani. En azından savaş başlatmıyordu abi. Dünyanın öbür ucundaki savaşlara dahil olmuyordu yani. Bu Biden gerçekten Biden ya. Bakalım ne olacak gelecek sene. Bilmiyorum artık ben Donald Trump'a karşı daha şeyim. Yani beterin beterini gördüm çünkü. Donald Trump da seçilsin kardeşim yani. Çok önemli değil artık. Batmış dünya yani. Üçüncüsü Ukrayna ile savaş giderek uzadığı için Avrupa'nın daha fazla oyuna girmesi ve Ukrayna'yı üye yapması gerekiyor diyor. Ve Trump diyor artık Ukrayna'da eline eteğini çekerse ki çekecek muhtemelen Trump seçilirse o zaman bütün iş Avrupa'ya kalacak diyor. Kalsın yani Avrupa'da bir zahmet yardım etsin Ukrayna'ya. Devam edelim. Orta Doğu karıştı. Evet daha da çok karışacak diyor. Filistinlerin bu meselesini kimse görmüyor. Evet başta siz olmak üzere ekonomist de iğrenç bir İsrail yanlısı bir politikaları var yani. Daha geniş bir savaşa dönüşecek mi bu? En büyük soru bu. İran savaşa girecek mi? İran'ı savaşa çekmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. Nükleer güç olarak. Eğer gerçekleşirse çok ciddi bir soru. Türkiye'yi de savaşa sokmaya çalışıyorlar aslında bir açıdan. Yani bu İran ve Türkiye nasıl şey alacak? Bu noktada hani böyle bizim karışmamamız gereken şeyler evet ama ne olacak bu Filistin'in yani Filistin'le ilgili korkunç ırkçı artık başka bir yere yerleşsinler falan diye utanmazca söylemler var gerçekten etnik temizleme devam ediyor. Holokost'ta onlara yaptıklarını şimdi Filistinlilere yapıyorlar. Korkunç bir şey gerçekten ve bu dünya barışının en büyük tehdit eden unsur yani. Bu kolay kolay da çözülceye benzemiyor. Bu kriz daha çok büyür ve daha büyük savaşlara yol açar. Ya, açacak da yani. Multipolar disorder. Artık Amerika gücünü kaybetti diyor. Ve Çin dişlerini
yükseltti, dişlerini biliyor ve artık hem Gazze'de hem Ukrayna'da iki ayrı savaşta Amerika'nın dikkati tamamen dağıldı diyor. Rusya da dağıldı diyor. Dolayısıyla yerel savaşlar gitgide ısınıyor. Ve çoktandır donmuş olan savaşlar da yeniden ortaya çıkıyor diyor. Korkunç, dünyadaki durum gerçekten iyi değil. Sahil bölgesi, işte Mali'dir, Burkina Faso'dur, Afrika'daki oralarda ciddi, Nijer, oralarda ciddi bir şey var. Savaşlar artıyor ne yazık ki. Ve Amerika'nın artık dünya liderliğinin sonuna geldi. Bu da bir açıdan iyi bir şey, evet, ama bir açıdan da kötü bir şey. Çünkü dünyanın polisliğini falan yapamıyorlar artık. Daha fazla diyor, ekonomist diyor ki yani bu daha fazla savaş getirir diyor. En önemli cephelerden birisi de Tayvan. Tayvan'da Amerika ve Çin arasında ciddi bir tansiyon yükselmesi bekleniyor. Zaten bu yıllardır beklenen bir şey. Burada bir soğuk savaş var. Bu sıcak savaşa evrilirse ne olacak? Batı'daki ülkeler, işte bu Apple, bütün şeylerini, çiplerini, şunları bunları Çin'den alıyorlardı, teknolojilerini. Tedarik zincirlerini yeniden kurmaları gerekiyor. Çin'den mal almalarını falan durdurmaları gerekiyor. Bu da kolay değil. Böyle bir Amerika-Çin gerilimi artarak devam edecek bir taraftan. Bir taraftan temiz enerjiye geçiş, lityum, bakır ve nikel daha önem kazanacak. Petrol önemini biraz daha yitirecek. Elektrik, yeşil enerjiler giderek daha önem kazanacak. Bunun da önem kazanması gerekiyor zaten. Artık küresel ısınmadan dolayı. Ekonomik belirsizlik sürerek artarak devam edecek. Krizler bizi bekliyor. Artık bu faizler daha yüksek, daha uzun vadeli yüksek kalacak. Ve bu hem şirketler için hem de bireyler için kötü. Çok büyük bir kriz geliyor. Özellikle Amerika'da çok büyük bir kriz bekleniyor. Bu 2024'te herkes buna hazırlanıyor, kendisini hazırlıyor. Büyük iflaslar geliyor, gelecek. Dünyanın hiçbir yerinde ekonomi iyi değil zaten. Dikkat ettiyseniz borç tavan yapmış durumda. Şu ülke çok iyi durumda dediğiniz bir ülke de yok yani. Dünya ekonomisi berbat bir yere gidiyor. Bunu görebiliyoruz yani. Öte yandan pozitif anlamda en önemli getirileri yapacak olan sektör tabii ki yapay zeka. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Umulandan da çok hızlı gelişiyor ve bunun getirdiği bir sürü dönüşüm olacak. Yepyeni meslekler çıkacak ortaya ve hayatın her alanına etkilemeye başlayacak artık. Bir yapay zeka rönesansı yaşanıyor hakikaten. Zengin olmak istiyorsanız da, bu ekonomik krizden korunmak istiyorsanız da mutlaka yapay zeka alanına yönelmeniz gerekiyor bu yeni dönemde. Dünyayı birleştirecek hamleler olacak mı diyor. İşte Paris 2024 olimpiyatlarını herkes heyecanla bekliyor. 50 yıl aradan sonra ilk defa astronotlar Ay'a gidecekler. Hem Çin hem Amerika. Bunu merakla bekliyoruz falan gibi şeyler. Ama bunlar diyor dünyadaki küresel birliği sağlayacak mı? Yok, sağlamayacak. Dünya gene böyle bir sürü savaşa, krize falan gidiyor diyor yani. Çok böyle bombok bir resim açıkçası. Ekonomisten de zaten iyimser bir tablo beklemek mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir dünyaya doğru savruluyoruz. Teşekkürler.